Açılımlar, açılımlar. Allah'ın içinde bir kirden çıktı. Evet, çıktı çıktı. Muhteşem. Gönül sohbetleri diye. Gönül sohbetleri yapıyoruz. Artık konseptimizi değiştiriyoruz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet. Merhaba Aslı Köşe ekranları. Yeniden hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi ufaktan böyle yağan bir İstanbul gününde yanımda uluslararası bir stil ikonu, hürriyet yazarı ve 9 sene sonra ekranlara yeniden dönen çok kıymetli Ece Sükan var. Aa, ne kadar güzel bir takdim yaptın Aslı'cığım. Çok teşekkür Bence ederim. Bence iyi özetlediğimi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi sevgili Ece, seni yeniden ekranlarda gördüğümüz için öncelikle çok çok mutluyuz. Yeni projenle başlayalım. Gerçekten çok kuvvetli bir oyuncu kadrosuyla döndün. Bomba evet. gibi döndün. Hemen evet, seni evet. Aynen dediğin çok doğru. Çok bomba bir oyuncu kadrosu, ekip, herkes çok iyi. O yüzden de çok heyecanlıyım açıkçası ve stresliyim. Zaten Timuçin Esen müthiş oyuncu. Nurgül zaten hani oyunculuklarıyla da zaten hani ay nasıl yapacağım, nasıl olacak diye beni tedirgin eden ama çok da sevdiğim ve bana çok da aynı şey hem destek olan hem de çok beğenilerini ileten kişiler. O yüzden de gayet iyi geçiyor şimdilik. Gerçekten zamanla yarışılıyor. Yani tak 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 yani. Aldattı, yetmedi şimdi de ortada bırakacak ya. Bence kaçırılma yok. Biz parkta oturuyorduk. Artık aklı fikri neredeydiyse. 9 sene birazcık iddialı bir zaman. Evet. Neden bu kadar bekledin? Bize özetmek mi istedin? Ay umarım öyle olmuştur ama bilmiyorum. Şöyle oldu aslında, çok organik olarak hayatın akışıyla ilgili bir ara oldu. O dönem işte en son Aşk Yakarı yapmıştım. O da Yavuz Turgul'un bir projesiydi, sevgili Meltem Cumbul'la, Özcan Deniz'le, çok güzel bir projeydi. Ondan sonra ben yine hani işte moda ile ilgili işlerime devam ediyordum. Biraz oyunculuk, biraz televizyon programı derken o dönem Vogue gelmişti Türkiye'ye. Evet. Tam işte tekrar onunla çalışmaya başladım. Bir anda böyle organik olarak hani moda, uluslararası moda dünyası, işte o sırada bir de evlendim filan falan. Eşim moda tasarımcısı zaten. Zaten hep seyahatli ve hep bunlar vardı hayatımda ama ana olay o oldu. Ve özlemişim. Ne zamandır da son bir dönemdir de düşünüyordum tekrar bir yarım bıraktığım oyunculuğa geri dönme hissi vardı içimde. Nasıl olur, nasıl olur derken bir anda böyle bir proje oldu, gelişti ve sonunda da başladık bir anda çekimlere. Hayatta onlardan başka kimsem yok benim. Biraz da karakterin tarzından bahsedelim. Dizide nasıl bir karakterden bahsediyorsun? Hmm, Şeyma nasıl bir, evet. nasıl giyinir, nasıl onun tarzını yakalamak isteyenler ne yapmalı? Evet, işte. Evet, evet. Şeyma çok katmanlı bir karakter, çok ilginç bir karakter. Çünkü aslında derinliğine indiğimde tabii ben hani karakteri analiz ederken, çalışırken falan çok böyle sarıp sarmalamak istiyorsun. Çünkü aslında sevgisiz büyümüş, çok küçük yaşta annesini kaybetmiş. Yani 6 aylıkken falan hatta annesini kaybetmiş. Kendi kendini yetiştirmiş. Hani babası daha sonra işte üvey anne falan, başka çocuklar bilmem ne. Böyle bir küçüklük içerisinde dikkat çekmek ve başarılı olmak üzerine kendini kodlamış bir biri. Onun ama başarı tanımında ve hırs tanımında aslında işinde başarılı olmaktan çok bir aile kurmak başarı onun için şu anda. Çünkü eksikliğini hissettiği en büyük şey bu. Kodlarına gelecek olsak, tabii daha çok yeni bebek adımları evet, ilerliyor evet. ama birazcık teaser, mizer bir şeyler versek. Evet, şu anda Şeyma'yı aslında şöyle hayal ettik biraz. Daha böyle işte organik yemek, çiğ yemek, sporu, işte kızının sağlığı. Hani bu tip iyi yaşama kodlarını çok benimsemiş biri olduğu için bunu giyime de biraz yansıtalım dedik. Ve o yüzden daha düz, daha sade, daha hem modern, biraz spor. Senin dolabında klişe bir şey olaraktan, yani ben bunsuz yapamam diyeceğim bir şeyler var mı? Böyle güzel vintage deri ceketler, hani biker'ı olur, değişik tipi olur filan. Deri ceket her zaman, her mevsim giydiğim, sevdiğim bir şey. Gömlek, yani böyle maskülen gömlekler çok seviyorum. Eskiden olsa daha böyle vintage elbiseler filan derdim ama şimdi çok elbise giymiyorum, öyle bir dönemimde değilim. Atın elbiseleri, buraya kadarmış. Buraya kadar da atamıyorum da tabii. İstanbul'u gelini bayağı izledim. Ondan sonra kadını bayağı izledim. Gözyaşları sel.
Aynen, yani çok iyi. Oyunculuklar, her şey, hepsi ikisinde de yani mükemmeldi. Sanırım o ikisini izledim. Peki, Aslı Barış'la Yakalanan'ın bu hafta da sonuna geldik. Kıymetli Ece Sukan bizimleydi, bize zaman ayırdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ne demek, ediyorum. Zevkle. Yağmurlara da meydan okuduk. Üstümüze yağmur yağmasına rağmen profesyonellik böyle olur diyoruz. Ekranda uygulamasını indirmeyi unutmayın. App Store'dan bedava indirebiliyorsunuz ve bütün tarzlar, Ece'nin de tarzı elinize parmaklarınızın ucuna gelebiliyor. İşte bu. Haftaya görüşmek üzere.